Efendim, sıradaki haber milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor. Alışverişlerde büyük kolaylık sağlayan temassız ödeme yöntemi büyük kolaylık olduğu için artık çok sık kullanılıyor ama bazen de büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. İşte buna bir örnek. Temassız kartımla 1000 TL civarında bir alışveriş yapmışlar. Alkol almışlar, sigara almışlar, işte yanına çerez falan almışlar. Kendi kartları gibi harcadılar, yediler, içtiler. Kartın içinde bir 15 bin liralık bir limitim vardı benim. Temas ödemede herhangi bir şifre bilgisi de gerekmediği için limit kadar harcama yapılabiliyor kontrolümüzün dışında. Temassız ödeme aslında çok büyük kolaylık. Öyle ki kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak dolandırıcılar için bu bir fırsat. İhsan Derici'nin kredi kartını ele geçiren dolandırıcılar mahallede adeta alışveriş turuna çıktı. 3 iş yerinden 5 kez alışveriş yaparak toplamda 1000 liralık harcama yaptılar. O harcamayı bankadan gelen mesajla öğrendi. Hemen bankaya aradı. Müşteri hizmetlerine bağlanana kadar adam 5 ayrı yerden 5 farklı bir şekilde alışveriş yapıldığını gördüm. Şahısların alışveriş yaptığı yerlere gittim, araştırdım, soruşturdum. Yani bir dedektif gibi izlerini sürdü, şikayetçi oldu ancak hala haber yok. Temassız harcamalarda limitin az olması da kart sahibini korumuyor. Çünkü her seferinde yeni bir alışveriş yapılabiliyor. İhsan Derici'nin de kart limiti 15 bin liraydı. Erken zamanda müdahale etmeseydi mağduriyeti 15 kat artacaktı. Peki bu riskten korunmak için ne yapmalı? Banka ile iletişime geçtiğimizde kartın kullanımı tamamen kapatılacağı için temas ödeme de çalışmayacaktır ve kart limitimiz, bakiyemiz güven altında olacaktır.